Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir ürün ve yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Huawei GT3 SE olacak. GT ailesinin en hafif saati olarak tarihe geçti. Lafımı fazla uzatmıyorum, videonun detaylarına geçiyorum. Olduğu gibi cihazın ilk önce tasarımından başlayalım. 11 milimetrelik bir kalınlığa sahip bu cihaz ve 35.6 gramlık da bir hafifliği bulunuyor. Evet, ağırlık değil, bence hafiflik, çünkü gerçekten çok hafif bir cihaz bizlerle beraber. Cihazın gövdesinde polimer kaplı bir fiber kullanılmış ve bu cihaz iki tane renkten oluşuyor. Bir siyah, bir de yeşil olarak. Siyah renk bize ulaşmadı. Bize gelen ürün yeşildi ve ben yeşili de oldukça beğendim. Etrafına bakacak olursak saatin böyle etrafına dakikalar yerleştirilmiş ve bence oldukça şık duruyor. Bunu değiştiremiyorsunuz. Sabit bir şekilde duruyor. Yan tarafındaysa menüye, seçeneklere gidebileceğiniz bir alan bulunuyor. Hemen buraya bastığınızda egzersizler içerisinde ne arıyorsanız oraya gidebiliyorsunuz. Ve hemen alt tarafında da bir kısa yol tuşumuz var. Bunu da kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Atıyorum egzersiziniz vardır ve o egzersize anında gitmek istiyorsunuzdur. Kısa yol tuşuna bastığınız zaman sizi direkt oraya yönlendiriyor. Dedikten sonra alt tarafına gelmek istiyorum. Alt tarafındaysa saat kadranımız da bu arada plastik bir şekilde tasarlanmış ve gerçekten hafif duruyor. Alt tarafta TrueSync 5 sensörünü göreceksiniz. Belki şu an göremiyorsunuz ama ileriki detaylarda mutlaka göreceksiniz. Burada da ekstra olarak bir de kablosuz şarjımız var. Şarjınızı da takviye taktığınızda zaten mıknatıslı bir yapısı olduğu için anında bağlanıyor. Arka taraftan da cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Tasarım konusunda birazcık da spora kaçan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Günlük hayatınızda kesinlikle kullanabilirsiniz. Eğlenceli aktivitelerinizde artık nereye gitmek istiyorsanız. Biraz da ama kendi bileğime taktım. Ve benim bileğim birazcık ince olduğu için birazcık kaba durmadı değil. Eğer bileğiniz kalınsa bileğiniz de çok daha hoş duracaktır. Yani benim bileğim ince olduğu için bende güzel pek durmadı. Ama yani tasarımını bir küçük olsaydı ben çok beğenmiştim. Şimdi sizin için de böyle taktım. Şu an görüyorsunuz birazcık bende kaba durdu ama bileğiniz kalınsa eminim sizin için en iyi tercih olacaktır. Şimdi ise cihazın ekran deneyimine geçelim. Ekran deneyiminde bizlere neler sunuyor? En başına şunu söylemek istiyorum ki gün ışığında, yani güneşin altında çok parlak bir ekran sizlerle beraber oluyor. Teknik özelliklerine bakalım şimdi ekranda bize neler sunduklarına. 1.43 inçlik AMOLED geniş ekranı bulunan saatin 466'ya 466 piksellik bir çözünürlük sunuyor. 326 ppi görüntü hassasiyetinin yanında ekran Corning Gorilla Glass'la korunuyor. Yani aşınmaları da oldukça dayanıklı bir ekran bizlere geldiğini söyleyebiliriz. Cihazın kadranlarına gelelim. Kadranlar tarafında sizi ilk yönlendireceğim taraf Huawei Health uygulaması oluyor. Şundan da bahsedeyim. Tüm uygulamalarda bu cihazı en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız Huawei Health'i en başta indirmeniz gerekiyor. Geldim kadranlara. Huawei Health'in içerisine girdiğinizde saat kadranları bölümü bulunuyor. Burada modunuza göre, o gün belki spor giyinmişsinizdir, belki birazcık daha klas giyinmişsinizdir, kendi modunuz göre ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da şöyle bir özellik var. Ben bugün siyah giyindim ve çantamı da kırmızı taktım. Saatimin de bana uymasını istiyorum ve kırmızı olsun istiyorum saatimin kadranı ama bana sunduğu seçeneklerden birini beğenmedim. Ne yapıyorum? Hemen gidiyorum Huawei Health uygulamasına, fotoğrafımı çekiyorum ve fotoğrafımı çektikten sonra bana uygun saat kadranlarını kendi yapay zekasıyla beraber hazırlıyor ve size 4 farklı seçenek sunuyor. Bazen bu 2'ye falan da düşebilir. Bence bu oldukça güzel bir özellik. Kıyafetinize göre saatinizi tasarlamanız ve bunu özelleştirmeniz bence oldukça hoş. Çünkü ben kendi adıma konuşuyorum. Bir cihazı kendime göre özelleştirmek hoşuma gidiyor. Daha çok benimsiyorum. Bunun ekstrası olarak cihazınızı portre modu çektiğinizde, yani ben kendi saatime kendi fotoğrafımı koymak istiyorum da diyorsanız portre moduyla beraber cihazınızın ekranına kendi yüzünüzü de yerleştirebilirsiniz. Bence bu da oldukça hoş durabilir. Portre modunda da güzel olan şey şu, hani
O derinliği size yakalayabiliyor. Mesela fotoğrafı çektim. Yazı arkamda kalıyor. Yani yüzümün üstüne geçmiyor. Sadece bu yüzünüz de değil. Belki kedinizin fotoğrafını koymak istersiniz. Belki çocuğunuzun, belki köpeğinizin. Hangi nesneyi kullanmak istiyorsanız aslında. Burada önemli olan şey portre modu. Yani nesneniz önde duruyor. Saatin kadranıysa saat yazısı bir tık arkada kalıyor ve bu derinliği yakalayabilmesi bence oldukça güzel. Ekranda da en başta söylediğim gibi gün ışığında da çok rahat bir şekilde ekranınızı görebiliyor olmanız bence oldukça güzel. Ekran deneyiminde de güzel işler çıkarmış bir saat diyebiliriz. Dedikten sonra cihazın birazcık da spor deneyimine bakalım. Çünkü biliyorsunuz ki bu saatleri aslında en çok spor yaparken kullanmak istiyoruz. Huawei'in tüm saatlerde başardığı bir şey var. O da 100'den fazla egzersiz modu. Sporunuz ne olursa olsun bu saatler sayesinde istediğiniz egzersiz moduna ne kadar kalori yaktığınıza, bu egzersizden ne kadar verim aldığınıza bu saat sayesinde ulaşabiliyorsun. Cihazın içerisinde ekstra olarak da kurslar bulunuyor. Bunlar da koşu parkurları aslında. Eğer sadece koşuya çıkmak istiyorsanız yağ yakma koşusu ya da tempolu koşu, bunun içerisinde detaylar bulunuyor. Bunları da siz de özel olarak hazırlanmış koşu parkurları seçeneğinde bulabilirsiniz. Bir ekstrası da sporunuza başladınız. Sporunuzun türünü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yani ben voleybol yapıyorsam voleybol yaptığımı anlayabiliyor. Ya da şu an yüzüyorsam yüzdüğümü anlayabiliyor. Bu da yine spor yaptığınız zaman çok daha verimli sonuçlar almanıza yarıyor diyeyim. Eğer sporunuz su altında bir sporsa bu konuda da yine profesyonel bir su geçirmezlik özelliği bulunuyor. 5 ATM ile, yani eğer havuzda bir yüzmeniz varsa, denizde bir yüzmeniz varsa ya da surf yapıyorsanız yine bu saat sayesinde su geçirmezlik özelliğiyle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu saatle beraber gelen bir başka özelliğim ise True Sport özelliği. Burada da yine sizi Huawei Health uygulamasına yönlendireceğim aslında. Neden? Zaten cihazınızda egzersizi yaptıktan sonra kaydediyorsunuz. Bu kayıtların hepsi Huawei Health uygulaması üzerine gidiyor. Burada da detaylarını görebilirsiniz. Yaptıktan sonra eğer bir koşu parkurunuz varsa, koşuyorum, belki benim tempom, kalp atış ritmim, hızım, bunların hepsini size göre özellikle ayarlıyor ve size bir koşu planı sunuyor. Bu yapay koşu planı sayesinde cinsiyetinize bağlı, yine dediğim gibi kilonuza bağlı size ekstradan koşular sunuyor. Ne aralıklarla koşmalısınız, ne kadar hızlı koşmalısınız, bunları size özellikle planlıyor. Yani biliyorsunuz ki bu zamanlarda artık fitness salonları çok pahalı. Evde spor yapmak istiyoruz ama tam verim alamıyoruz. Ama bu saat sayesinde bir koşu planında bile size özellikle hem cinsiyetinize, hem kilonuza, hem hızınıza bağlı yeni koşu planları sunması sizin yaptığınız spordan çok daha fazla verim almanıza, hatta zevk duymanıza sağlıyor. Koşu planı dedim, oradan da şuraya bağlayacağım. TrueSync 5.0 sayesinde hemen altında gördüğünüz o sensörler böyle derinizin altından geçiyor ve sizin kalp atış ritminizi, uyku takibinizi, kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyor. Yani bunda da şöyle bir şey var. Ben mesela kendi spor salonunda sporumu yapıyordum. Örnek veriyorum kendimden. Kendi saatimde. TrueSync 5.0 teknolojisi o saatte de geliyor ve kalp atış ritmim 194'e kadar ulaşmış. Ben bunun farkında değildim. Ama bu saat size hemen bir olağanüstü durum bildirimi veriyor ve bu sayede sporda aslında birazcık da dinlenmenizi, kalbinizin Allah korusun, Allah vere, gerçekten kalp rahatsızlıkları yaşamanızı da önlüyor. Bence sağlık konusunda gerçekten büyük adımlar atılıyor her gün teknolojide. Eğer koşunuzu da böyle geniş parkurlu bir ormanda yapıyorsanız ve yolunuzu kaybetmek istemiyorsanız burada da yine devreye uydu alıcıları giriyor. 5 sistemli GNSS sistemi sayesinde bu cihazda yaptığınız koşu parkurlarına nereye gittiğiniz ve nereden geri dönmeniz gerektiğini aslında görebiliyorsunuz. Eğer gittiğiniz yoldan geri dönmek istiyorsanız saatin içerisinde bu uydu alıcıları sayesinde sizin konumunuzu belirleyebiliyor. Cihaz tüm gün sağlığınızı da yönetiyor. Peki nasıl? Stres yönetiminizi,
Zaten daha demin de söyledik, kandaki oksijen oranınızı, kalp atış ritminizi, fizyolojik döngülerimizi, biz kadınlar olarak regl döngülerimizi takip edebiliyor. Bu konuda da bize sağlıklı bir yaşam sunuyor aslında. Üçüncü part bir uygulamaya da gerek kalmıyor. Hem telefonumuzdan da ekstradan da bir yer kaplamamış oluyor. Bu da belki düşünebilecek avantajlardan olabilir. Cihazın şimdi de bir asistan deneyiminden bahsedeceğim. Asistan deneyimi nedir peki? Bize sunduğu ekstralar aslında. Mesaj konusundan başlamak istiyorum. Cihazda mesaj geldiği zaman upuzun mesajları bile çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten gerçekten geniş bir ekranı var ve bu geniş ekranda yani mesajları aydınlık bir şekilde görmek ve büyük yazılarla görüyorsunuz. Böyle küçük küçük de değil. Bence oldukça güzel. Mesajlara yanıt verme kısmında ise şunlar var. Emoji ekleyebiliyorsunuz. Altında sizin için hazırlanmış özel kalıp mesajlar da bulunuyor. Evet, tamam, beni daha sonra ara, görüşürüz gibi, ama bu mesajlar sizler için yeterli olmadıysa yine Huawei Health uygulamasına gidiyoruz. Huawei Health uygulamasına hızlı yanıtlara girdiğiniz zaman en altta böyle bir art seçeneği bulunuyor. Art seçeneğine yazmak istediğiniz mesaj. Geliyorum mesela, ya da beni 5 dakika sonra ara, kanka bir dur gibi gibi mesajlar yollayabiliyorsunuz. Bunu da kendiniz özelleştirebilmeniz oldukça güzel. Bildirimler tarafından bahsedeceğim. Bildirimlerinizi kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Sadece WhatsApp'tan bildirim almak istiyorum ya da Instagram'dan bildirim almak istiyorum gibi uygulamaları da özelleştirebilirsiniz. Hatta uygulama demişken cihaza kendi uygulamalarınızı da yükleyebilirsiniz. Yani atıyorum evde spor uygulaması, onu da cihazın kendi içerisine ekleyebiliyorsunuz. Geldik şimdi de aramalar kısmına. Aramalar kısmındaysa yine Huawei Health uygulamasına gidiyoruz. Favori kişiler seçeneğine tıkladığınızda cihazınızda aramak istediğiniz favori kişileri cihaza yükleyebiliyorsunuz. Aramalarınızı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ise bir cihaz testine gidelim, bakalım sesimiz nasıl iletiliyor. Naber? İyidir Beyza, sen nasılsın? İyi ben de. Sesin nasıl geliyor? Güzel geliyor. Şu an balkondayım. Güzel. Şu ben anda... de seni iyi bir şekilde duyabiliyorum ama balkon çok gürültülü. Yani bu halde bile iyi bir şekilde duyabiliyorum seni. Yani biz şu an dışarıdan herhangi bir gürültü sesi almıyoruz. Sadece senin sesini alıyoruz Beyza. Harika, çok güzel o zaman. Ses başarılı. Evet, kesinlikle başarılı. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizler de gördüğünüz sesim bu şekilde geliyor ve bu şekilde aktarılıyor. Değerlendirme tabii ki size kalmış, tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Cihazın içerisinde de 500 adet müzik yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Spotify'ı da destekliyor. Yani eğer spor anınızda değiştirmek istiyorsanız müziği ya da müzik açıp kapatmak istiyorsanız bunu saatiniz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da en basit özelliği, duştayken müziğinizi değiştirmek istiyorsanız saatiniz sayesinde bunu yapabilirsiniz. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Cihazın batarya kapasitesinden bahsedeceğim. 451 mAh'lik bir batarya kapasitesi bulunuyor ve çok hızlı bir şekilde cihaz şarj olabiliyor. Yoğun kullanımda 7 gün, tipik kullanımdaysa 14 gün bir süre veriyor. Eğer bu cihazı yoğun kullanacaksanız gerçekten 7 gün bile bence çok çok uzun bir süre ki ben kendi kullandığım cihazda bile neredeyse 10 günü görebiliyorum. Cihazı şarj etmeyi unutuyorsunuz abi. Gerçekten o kadar güzel bir deneyim sunuyor. Bunu Huawei'in tüm cihazlarında görebiliyoruz. Batarya konusunda çok çok iyi işler başarıyorlar gerçekten. Cihazın kablosuz şarj desteğinden en başta bahsetmiştim. Kablosuz şarjı taktığınız anda cihazınız şarj olmaya başlıyor. Eğer kablosuz şarjınızı unuttunuz ya da yanınızda bir Huawei cihazı varsa ve bu cihazın ters şarj özelliği varsa cihazınızı ters şarjla beraber şarj edebilirsiniz. Geldik bu tatlış güzel spor cihazımızın fiyatına. 3700 TL'lik bir fiyat etiketine sahip bir cihaz. Bence oldukça güzel. Cihazın deneyimleri, ekran tarafındaki parlaklığı, spor tarafında verdiği verimler, anten tarafında GPS'inizi en doğru bir şekilde tanımlaması bence fiyatının oldukça hak ettiğini gösteren bir saat olduğunu söyleyebilirim. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu saat hakkında? Ben kendi yorumlarımı katarsam oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Tek sorunu bileğime birazcık büyük olması. Mesajlar konusunda da gerçekten o
upuzun mesajları bile gösterebilmesi benden tam not aldı diyebilirim. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da mutlaka takip edin. Görüşürüz. Bay bay.